Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlere Barbar'ın Bölütünü anlatacağım ve birkaç BTR mi BRT mi diye bir şey geldi, yani test server geldi. 9 Nisan'a kadar açık, yani 4 gününüz var. Bence başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle başka karakter oynamak isteyenler, Barbar'a geçmek isteyenler vardır, yani yeni başlayanlar için. Şimdi ben 2 sezondur Necromancer oynuyorum. 2 sezon Necromancer oynadığım için yani hoşuma gitmedi. Yani bu aslında yapacağınız bölte bağlı. Mesela bak, ben ne bölte yapmışım? Ben Hota bölte yapmışım. Bunu nereden bakıyorduk? Şuradan. Hota bölte yaptım. Mesela bak, artı 13 diyor değil mi? Bunların hepsine geleceğim şimdi. Artı 13. 4 ekle. 17. Ya ben bir şey eksik mi yaptım? Bilmiyorum. Bakmak lazım da. Biraz skill tree'yi bir görelim bir. Yok, hiçbir şey eksik yapmamışım. Gayet uygun. Tamam. Şimdi bak, 56.900 power. Bunu takarsam, şunu değiştirirsem 38.000. Şimdi Barbar'a geçmek isteyenler, Barbar'a geçmek isteyenler için aşırı derece Barbar'a öneriyorum. Çünkü ben Necromancer kullandıktan sonra Barbar'a geçtiğimde artık tier 100'ü rahat bir şekilde dönebiliyorum. Necro'ya dönemiyorum. Ha, Necro'ya dönenler de vardır ama onu build'ünü değiştiriyorlar. Mesela örnek veriyorum. Ne kullanıyorlar? Bone Spear kullanıyorlar. İşte Bone Spear build yapıyorlar, öyle bir geçebilirler ana. Ama ilk sezondur kullandığım için ilkinde ne kullanmıştım? Patlayan ceset kullanmıştım. Ondan sonra gölgelik kullanmıştım ikinci sezonda. Tier denediğimde olmuyordu, yani beceremiyordum. Sonra Barbar'a geçtiğimde Hota build denemek istedim. Çünkü herkes geç, yani dungeonlerde rahat rahat dolanabiliyor. Bak, hatta göstereyim ben. Şimdi benim rahat dolanmamın sebebi şu olacak. Öncelikle Harley Quinn var. Ana. Sonra Melted var. Bu bildiğin tank. Sonra Doombringer var. Bir de Grandfather. Bu Harley Quinn'i sezonun ilk başlarına çıkardım. Sonra Grandfather'ı sezonun ilk ayında çıkardım. Sonra da şimdi, yani dün de Melted çıkardım. Bir de Doombringer. Yani bunların çabuk çıkma sebebini anlayamadım. Yani galiba sezon sonu geldi mi daha çabuk çıkıyor. Hiçbir fikrim yok. Tek girdim, tek çıkardım. Yani bazı insanlar diyebilir işte 4 kişiyle girmen gerekiyor, çıkma oranı yüksek falan, geçin abi bunlar, öyle bir şey yok. Bir girelim bir görelim. Ve şimdi burada 99 diyor, aslında fark etmiyor yani, bir gir. Önemli olan bu arasında mesela bak, işin extra shines diyor, shines ne diyor, işte bunları okumak lazım. Hani neyin debuff nerf olduğunu. Biz yine de gider, ne diyor, you don't have access to, yani oraya girecek bizim şeyimiz yok. Yani açmamışız orayı. Yani açmamızı kastettim. Şunlardan bahsediyor. Yani bunları açmamız lazım. Mesela orada bir şeyimiz oluyor. Şimdi buraya gideceğiz. Yani burada Barbar'ı göstereceğim. Hani rahat bir şekilde gidebildim. Eğer Melted'im varsa amulet olarak. Ama Melted'im yoksa canım da gidiyor. Çünkü Melted'in özelliği senin enerjiden de şey yapıyor. Ama canın gitmiyor. Şimdi biz içerideyiz. Şu an bakalım. Bu arada statlar da göstereyim de. Hani Bölte de göstereceğim arkadaş. Hatta linkini de koyacağım. Biliyorsunuz. Bu tank. Bu yüksek DPI için. Mesela boss'a gidiyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama böyle bir yere gidiyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Hani gireceğiniz yere bağlı aslında. Mesela eskiden AOZ vardı. AOZ için onu öneriyorlardı. Melted. Über 12 öneriyorlardı. Zaten farkını göstereceğim size arkadaşlar. Bak, bunun içine girmem lazım. Hatta girme. Ne olacak? Bak. Melted sayesinde canım küsürde bir gitti. Şimdi bak, bunu çıkarıyorum. Şunu giyiyorum. Şimdiki hasara bakan, hatta biraz oyun sesini de kısayım. Böylelikle konuşmam iyi gitsin. Bekliyorum. Biraz dolanalım şöyle bir. Hadi fullleyelim canımızı. İlerledik. Bir zaman sonra gelmesi lazım ya. Bunun bir zamanı var. Ha bak, geliyor. Bakalım. Gördünüz mü? Komple canın gitti. Yani Melted işte tank. Yani o yüzden genellikle döncüler 100 TL'lere öneriliyor. Veya AOZ bölgede daha yüksek tierler oluyor ve aşırı derece zor. Bunu öneriyorlar. Hani değişiyor mesela, boss geldi. Bunu şunu tak, giriş, sonra da hemen değiştir. Hani seri olman gerekiyor. Aslında burada atama olsaydı, örnek veriyorum, vardı bilmiyorum ana. Hani, örnek veriyorum F1 değiştir, şak şak hemen anında değiştir, vuruyorsun falan, öyle bir seçenek
Varsa süper. Yoksa da getirsinler abi. Hani az önceki olayı işte demek istediğim şey şu. O amuleti çıkarıp da şu ben işte amuleti taksam sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? O zaman gördüğünüz gibi o tek atıyorsa bunda da illa atacaktır yani. Seri seri devam edeceğiz. Hiç beklemeyeceğiniz arkadaşlar. Yani Barbar oynadıktan sonra oyundan keyif almaya başladım ben. Yani tam Nekdoro'da da oynayan onu Roach'ta da oynayabilir. Ama demek ki ben 2 sezondur keyif almamaya... Yani sinir krizi geçirdim. Yani oyundan soyacaktım ben açıkçası. Hani olmuyor diye. Bak dikkat edin daha ultimi kullanmadım. Yok ara diyor git diyor. Bana ne abi? Benim zaten Melted'im var. Ne gerek var? Burası ne? Şey. Burayı yani yapmak ise yapabilir abi. Burası şey ya. Ne diyorlardı ona? Yan X görev mi diyorlar? Neyse işte o. Yani gereksiz biliyorum. Şimdilik. Tabii level 100 olduğu için gereksiz. Eğer yeni başlayanlar için tabiri gereksiz değil. Baksana normalde benim o deliğe girmem gerekiyor. Hiç tırnamıyorum. Niye? Çünkü Melted'im var. Bana ne diyorum abi. Umurumda bile değil. Tabi bu tier'i bitirmek için bayağı uğraşacağız. Çünkü tier diyorum. Bu bölümü bitirmek için uğraşacağız. Hani 3 tane istiyor yani. Şimdi gidip 3 tane mi kasacağım abi? Yani döndüğümü gösterdim yani illa bitirmem gerekiyor mu? Bitirelim abi ne olacak yani zararım var. Millet görmüş olur, insanlar görmüş olur. Hani hoşuna gider belki. Girelim abi. Şuradan sağa gittik. Sağ üste gidemedik. Şuradan birini aldık. Şuradan sola gideceğiz. Yani bu arada übersiz de yapabilirsiniz ama zorlanırsınız biraz. Hani bayağı bir zorlanırsınız. Ben yaptım çünkü. Zorlanıyorsun ha. Yapıyorsun bir iki kez ölüyorsun sonra bitiriyorsun galiba. Eğer bunları hiç vurmadan hani vurup git vur git yaparsan hani oyalanmadan mesela bak ben full öldürmeye çalışıyorum. Mesela şöyle yaparsan vur yürü. Vur ölmedi mi? Boş ver yürü. Sırf bitirip glif kasmak için hani XP, glif XP'si kasmak isteyenler için diyorum ben. Hani yok XP diyenler için varsa o ayrı bir konu. Yani bir de güzel taraf olan mesela Necro bir karakter olsa burada hepsini bir araya toplama bir şeyi var. Cesette bir araya topladığı zaman sen bir vurdun mu de tak bitiyor yani. Bunun aslında AOZ'de bir durum vardı mesela. Öyle bir durumlar vardı. Ama Barbar abi üçlü ya. Şey diyorlar Barbar'ı nerfleyecek buff mi nerf mi neydi galiba. Hani biraz düşürecektir gücünü. Ama yine değişemiş olmayacak çünkü yeni bir güncellemede artık yeni farklı aspektler geliyor. Aspektler diyorum yani. Artık kendimiz oradan seçebiliyoruz yüzde kaç yüzde kaç diye. Seçenekler var. Oynadım ben. PRT mi? PTR mi? Oynadım. Abi normal değil ya. Harbiden normal değil. Hani büyük güncelleme mi dersin? Yok pek bir büyük güncelleme geldi diye diyemem açıkçası. Böyle wow güncellemesi yok yani. Hafif bir güncelleme gelmiş. Buna bak ya. Deliğe bile girmiyorum ama bu kadar rahatlık olabilir mi ya? Bir de şöyle bir yaratıklar oluyor. Hani tek atan bir yaratıklar var. Onlar da dek gelmedi. Onlar dek gelse bir de onunla da denemek istiyorum ana. Kaç vuracak? Tek atacak mı diye. Ama sanmam ya. Çünkü bu da bunun görevi de aynı şey. Buradan aşağı belki dek gelir. Ha bu arada Melted kullanıyorsanız arkadaşlar şu benim Uber Ünek tasmamı kullanıyorsanız bakın bak sakın diyorum şu enerjiniz bitmesin. Eğer enerjiniz biterse anında yani vurdukları zaman tek girsin yani bir onun şey anlamı kalmıyor yani özelliği anlamını kalmıyor. O yüzden dikkat edin. Enerjiniz bitmemesi gerek. Bittiği zaman da işte sıkıntıya uğruyor. Para veriyor aslında. Alalım be. Normalde almam. Barbar abi normal değil ya. Barbar bildiğin keyif ya. Harbiden keyif. Yani Dury ile gidiyorsun. Tek atıyorsun. Normal değil abi gerçekten. Muazzam bir şey ya. Bak şimdi buna geldik ya. İyi abi. Şimdi ben enerjimi çoğaltacağım. Bak sağda aşağıda yazıyor. Bak enerji kaç oldu? 100 yani vuruş yiyor. 200. Sonra hop bitti. Hadi tak diye gitti mesela.
Kaç milyon vurdum lan görmem. Ben bunu görmem lazım. Bak bu tarafa görmem lazım. Kaç milyon vurdum çok önemli benim için. Bir vurdum şak diye gitti lan. Sonra buradan da gelip işte giftlere basıyorsunuz. Şu an ben önemli olan giftlere basıyorum. Şimdi öylesine basıyorum yani. Aslında mecbur değilsiniz ama hani olur da farklı bir build varsa onu deneyebilirsiniz. Aa, bunlar 11'e kadar mı gidiyor? Bunu bilmiyordum. 11'e kadar gidiyorlarmış arkadaşlar. Yeni öğrendim. Neyse şimdi save araya gidelim ve böldüğümü göstereyim. Hani göstereyim. Zaten linkini koyacağım aşağı. Bu Rob'un build'ü arkadaşlar. Rob'un önerdiği build, yaptığı bir build. 1 Mart'ta zaten değiştirmiş bütün her şeyle beraber. Özelliklerle. Onun şeyini yaptım ben. Sadece bende eksik olan arkadaşlar şunlar. Söyleyeceğim şimdi. Mesela bak alt stat diyor değil mi? Burada 75-84 olması gerekiyor. İşte strength 141-156 olması lazım. İşte overpower 189, berserking 42. İşte bu eksik bunlar. Bunları mesela rollayarak, oynayarak yani çıkarman gerekiyor. Aynı şekilde ayakkabıyla mesela fire, cold, lightning mesela anlatabiliyor muyum? Bunda da var hal eksikte mesela 50 strength ne alaka anlatabiliyor muyum? Bunun da değişmesi lazım. Yani değişmesi kastettiğim yüksek şeyini getirmesi lazım. Bu şekilde. Bak burada %32 damage diyor. Bunu ben kendim yaptım. Aslında Rock'ta öyle bir şey yok. Ben bunu tamamen kendim yaptım. Mesela onda şey yazıyor mesela yerekte. Total armor damage reduction. Sonra damage reduction. Damage reduction while fortified. Damage reduction from enemies that are bleeding diyor mesela. Bende öyle bir şey yok. Bende damage total armor maximum. Damage reduction from close. Yani bunu ben kendim seçtim. Hani %13 damage. Yüksek olunca daha yüksek vurabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu kendim yaptım. Bu size kalmış bir şey yani. Bunu yaparsanız sonra kendiniz bir dizayn yaparsınız. Mesela şöyle hafif değiştirsem ölebilir miyim? Veya iyi mi olur gibisine. Bu size bağlı bir şey. Dediğim gibi hani eğer übürler olmazsa da yapabilirsiniz. Zaten onun no übürs diye de böldü var aynı şekilde Dota'nın. Yapabilirsiniz. Hani böyle tierlerde gidiyor. Ama tabi full bulmanız gerekiyor üstlüğünüz işte. Tam %100 yapmanız gerekiyor. Hani ne yaparsınız aynı benim gibi. İşte orta seviye yani yaparsınız ama yetmiyor. Sonra gider ne yaparsınız? İşte Uber çıkarırsınız. Mesela Grandfather çıkarırsınız. Sonra Harley Quinn çıkarırsınız. Ondan sonra başlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Rahat rahat kasmaya. Hani bunu da, bu da gerekir. Bunlar hepsi var. Hepsi zaten olacaktır. Yani mesela bu bile max değil yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bak %20-30 diyor. Bak aşağıda da Hammer Ascent'te %20-30 mesela eksik. Mesela başka ne var? Bak 14-15 eksik. 60 bu tam. Bu da %2 eksik. Tam. Bu da 200 sayı eksik. Bu da tam. Zaten öbür önlükte genelde tam oluyor ama bu kaç? 1 eksik. Bunda eksiklik yok. Bir nerede eksik vardı? Bak bu da %40 tam. Yani aslında birkaç şey eksik var. Yani bunları tamamlarsam ben komple full ama yapmayacağım. Çünkü artık rahat rahat dönüyorum. Gerek yok. Yani bunu fantezine kaçmak istemiyorum. Yapmak istiyorum ben. Kasmak için, yapmak isteyenler için geçerli bu. Yani bunları şey ettik. Şimdi böldüğümü gösterelim arkadaşlar. Öncelikle bu sezon olduğu sene Chess Construction diye geçiyor diyebilirim galiba. Sanmıyorum ama onun bir ismi var galiba unuttum neyse. Bunları fullledik. Şunlar kaldı. Ama yeni şeylerde büyük ihtimal bunlar olmayacak. Şimdi ben saldırdığım an tamam mı? Saldırdığım an benim bura artı 4 yiyor. Yani artı 4 yediği zaman kaç oluyor? 17. Bu sayı 17 oluyor. Bak unutma 17 oluyor. Daha yüksek vuruyorum. Eğer bunu kullansaydım, bak şunu kullansaydım bu sayı 19 olacaktı. Yani görüyorsunuz Ancient Winnahota işte 160.196k vuruyor. Bunu kullanırsam da düşüyor. Anlatabiliyor muyum bana? 194 ile 238k. Hey! Hey! Vay buff veriyor bak bak. Tam buff verecek abi yani. Sonuçta burada yazıyor yani ne olacağını ne geçeceğini. Anlatabiliyor muyum? Yazıyor yani. Vay anasına. İşte bu artı veriyor. Hani bütün skill'lere artı 2 artı 2 hepsine artı 2 veriyor. Bu güzel bir şey. Hani damage yükseliyor mesela anlatabiliyor muyum? Hani bunu saymazsak başka bir şey koyarsak ondan bahsediyorum ben. Hani Melted saymayacağım çünkü Melted überünik. Hani bunu çıkarmak zor bir mesele. Ondan sonra saldırınca artı 4 buradan geliyor. Evernight'tan 2 saniye boyunca ama her vurduğunda skill'lerini kullandığınız zaman her 2 saniye boyunca artı 4-4-4-4 yani durmadan döndüğünü düşün hani. Anlatabiliyor muyum? Durmadan skill 2-2-2-3 sıfırlama yani 19-19 vuruyorsun. Bu support skill'in %50 efficiency bir şeyler diyor ama işte increase yani düşürüyor mu ne yapıyor?
Yani İngilizcem yok. Ben genelde Türkçe oynuyordum. İngilizceye geçtim artık hani. Ama bunlar ikisi yararlı. Zaten bunu öneriyorlar. Yani bunlar da işte önüne şeyler. Zaten hepsini koyacağım böldüğünü ben şeyine. Bunlar işte gördüğünüz gibi şeyler, statlar. Gayet güzel şeyler. Ha, eksikler var. Bayağı eksikler var ama ona rağmen bu yani. Şurada hafiften hızlı hızlı geçeyim de bak. Bunlar iki eksik görüyor mu? Pozisyon. %67-67 göre eksik yani mesela. Bunda %70-70 olsa da güzel olurdu. Bak 2000 overpower. Bunu taktığım için overpower. Şunu takarsam overpower düşer. Düştü görüyor musun? Tank. Tek. Tank. Tek. Yani onu hesaplamanız gerekiyor. Mesela zaten buraya bazen böyle koyanlar oluyor. Giriyorlar döncüne. Hani bu döncüne değil daha zor bir döncüler var ama bunu koymamışlar. Bu sezon getirmediler. AOZ diye bir döncü vardı. Giriyorlardı full. Yapamıyorlardı. Hemen direkt üstü değişiyorlardı. Öyle dönüyorlardı. Hani. O zaman da işte becerebiliyorlardı. Ya bu bir şey taktik meselesi. Başka bakalım abi. Two handed seçtim ben. Sonra buradan da işte şu şekilde. Yavaş yavaş geçelim. Zaten buna bakarak yapmazsınız. Siteye bakarak yaparsınız daha uygun. Ama yine de belli de belki buradan yapıp bakmak isteyenler var daha uygun. Bilmiyorum. Şimdi Paragon'a geçelim. Şimdi Paragon'da arkadaşlar. Tamam. Şu yani göstersem yine olmayacak da. Çünkü ya da olabilir bilmiyorum. Buradan mı bakıyoruz ne yapıyoruz? Ward, buranın Ward'ın ismi ne göremiyoruz. Paragon Starting Node. Burası Starting Node. Bura neymiş? Ward on Ward. Buranın Ward'ın ismi neymiş? Flip Socket. Crusher. Lan buranın Ward'ın ismi yazmıyor mu? Bunu nereden bakıyoruz? Ha Warbringer. Ha bunlarmış bak. Mesela bura Warbringer. Burası Carnage. İşte hani Boart'ın isminden bahsediyorum. Blood Rage. Burası Dekumentor. Burada Weapon Master. Yani böyle gidiyorsunuz işte. Yapıyorsunuz. Yani böyle buradan bakmayın arkadaşlar. Zaten sitede bunun detaylı şekilde anlatmışlar. Yani gayet uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bunu sadece göstereyim yani ne yapıp ne biteceğini. Mesela gliflerde bu glif ismi exploit 21 garanti yapın artı bak 29 yani düşük olursa burada kısımları almayacaktır böyle de eksik yiyeceksiniz hani bonusun olmayacak burada da işte bak 21 süper git bak burada fazlalığıyla almış anlatabiliyor muyum buradan sonra istiyorsanız örnek veriyorum mesela bunu al başka yere ver daha full boost belki gelebilir hani bu dizayn size kalmış yani bir bölümü tamamlayın ondan sonra şey yaparsınız burada yani maşallah. Bak gördün %45 mesela. Bu düşük olsaydı illaki bir yerden bir eksiklik olacaktı mesela. Bu dominant. Yani bu şekilde. Crusher. Dominant. Exploit. Ire. Bir de Marshall. Bunları 21'e tamamlayın arkadaşlar. Ama bunu tamamladıktan sonra böldü de bu tamamlarsanız hani übürsüz inan Necromancer kullandıysanız veya diğer build kullandıysanız bunu kullandıktan sonra aşırı derece sizin hoşunuza gidecektir. Şu an World'a bakıyorum. Bir World'luk kısım yok maalesef. Gösterecektim hani boss'a nasıl tek attığımı. Ama Uber'e gidebilirim. Gösterebilirim yani. Uber mi? Duriel. Uber nereden çıktı ki? Duriel'e gidin göstereyim bakın tek attığımı. Yani bunu tekini tam zamanda şey yapmanız lazım. Mesela şu aşağıda 300 çıkması lazım. Yani bunu 300 çıkması için. Bakalım tank yedik. Tankı çıkarıyoruz. Oluyor. O yüzden ben şu an ona vurmayacağım. Belki 300 olursa. Çünkü ben hota vurmam gerekiyor. 300 olursa. Otaya vurursan sıfırlanıyor. Hani 140 olabiliyor. Belki 120. Belki 60. Belki 20 anlatabiliyor muyum? Ha 300 oldu. Bak şimdi. Şundan bas. Şundan bas. Şundan bas. Şundan bas. Şöyle biraz daha dön. Yapıştır. Bak. Tek attı neredeyse. Bu şans. Anlatabiliyor muyum? Bazen tek atıyor. Bazen uğraşıyorsunuz. Hani uğraşıyorsunuz aslında uğraşmıyorsunuz demek istiyorum. Yani böyle uğraşıyorsunuz anlatabiliyor muyum? İki de bir de gidip çıkabilirim deneyelim yani. Bak mesela benim power dolmadı görüyor musun? O power doldurmam lazım şimdi dönerek. Dönerek power'ımı doldurmam lazım. Doluyor 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 buna bas. Yapıştır. Bak 194 bak görüyor musun? Bazen doldurmam ama dolduramadım tam olarak. Bak. Helm, chest. İki tane şey düştü. Belki Überunik çıkabilir. Bakalım. Çıkmadı. Yani bazen böyle bir şansınızlık oluyor. Ama bende hepsi vardı zaten. Ne çıkabilir ki? Bunu girip siteden bakmanız lazım. Max solda.
sitede Maxwell'da var. Hani mesela bunun üstüne ne çıkıyor? Bunun üstü bize uygun mu? Hani Barbara önemli olan şey ne? Bu da boss. Atılacak bir ölçü vardır diğer şeyler ama ne bileyim keyif alır mısınız bilmiyorum. Bu herkesin aslında şeyine bağlı mesela. Bak dön 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 yapıştır. Tek. Ha bunu demek istedim anladın mı? Yani tek atabiliyorsunuz. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Linkini alt kısmına atıyorum. Beğenin istiyorsanız istemiyorsanız. Siz bilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.